Holding geçtiğimiz hafta direnç seviyelerini kırarak aşağıya doğru sarktı. Arkadaşlar Doğan Holding iyi bir firma. Ancak bu firmada yıllardan beri destek ve direnç seviyeleri pek çalışmaz. Direnç ve destek seviyeleri kolaylıkla kırılabilir. Doğan Holding'deki destek ve direnç seviyelerinin çalışmama sebebi bu firmanın hisse senedi sahiplerinin çoğunun direkt olarak borsa üzerinden kendilerinin işlem yapmasıdır. Doğan Holding hisse senetlerinde hisse fiyatlarında söz sahibi olacak miktarda işlem yapabilen robotlar yoktur. Yüksek tutarda hisse sahibi olan kimseler tamamen kendi duygularına göre destek aşağısına ya da direnç yukarısına hisse senedi alırlar ve satarlar. Dolayısıyla burada pek destek direnç kuralı çalışmaz. Bu hissedeki hakim güç traderlarda değil kanlı canlı hisse sahiplerindedir. Bu sebeple de ben bu senedi severim. Borsa oyununu bilgisayarla değil, gerçek insanlarla oynama keyfini verir bana. Arkadaşlar Doğan Holding Nisan 2022'de 3 liralık fiyatından 15 liralara geldi. Ağır denilen bu senet %500 para kazandırdı. Enflasyonun yüksekliği üzerinden bakılırsa, enflasyonun yüksekliği üstünden bu hisseye baksak bile bence yeterince kazandırdı. Doğan Holding'in borsanın mevcut durumuna göre destek seviyelerinin altına gelse dahi gelecek bir senelik dönemde endeks getirisinin üzerinde getiri sağlayacağını düşünüyorum. Bu hisse bir buçuk sene değişti. 2021'den 2020'den 2022 sonuna kadar %500 kazandırmış bir hisse senedi. Bence bu hissede yatırım yaparken kredi çekip bu hissenin bu şirketin hisse senedini almayın bu hisseyi alıyorsanız ev almış ya da dükkan almış olduğunuzu düşünerek kendinize ait parayla alın ve kulağınızın üstüne yatın